Herkese merhabalar arkadaşlar. 93 Harbisan arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben Birocuk Hanım'da Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte İtalya Krallığı mı Rus İmparatorluğu mu diye tartışırken birdenbire Rus İmparatorluğu bize karşı bir savaş ilanmıştı arkadaşlar. Ben de videoyu başlamadan önce sınırlarımızı hemen askerlerimi dizdim. Çünkü buralara asker dizmek arkadaşlar insanı bayar da biliyorsunuz ki. Şimdi askerlerimiz falan hazır. Rus İmparatorluğu şuradan diplomasine falan bakacak olursak 1 milyon 78 binlik bir ekonomisi varken 6 milyon 95 binlik ise bir nüfusun olduğunu görüyorsunuz. Bizde ise nelerin olduğunu hemen şöyle bakalım. 1 milyon 524 bin ekonomimiz varken 9 milyon 751 binlik nüfusumuz var arkadaşlar. Teknoloji puanımız ise 1.1. Yani bizim bu savaşı kazanmamız gerçekten olağan bir şey arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere sınırımızdaki bir sürü asker var. Hatta Konstantinopol yani İstanbul'da ise 96.930'luk askerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Sınırlara bayağı askerler dizmeye çalıştım. Şimdi 10.994 hemen güzel bir şekilde sınırlarımızı askerlerimizi yıldıracağım. Ve daha sonrası ise arkadaşlar Rus İmparatorluğu yıkıldıktan sonra artık arkamızdaki Viyana yani İtalya Krallığı'ndaki Viyana'ya ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada Skyline serilerine sıfırdan yeniden başlayacağım bilginiz olsun. Çünkü bir önceki serilerimizi şehrin içinden geçtik arkadaşlar. Şehir diye bir şey kalmadı. Yani insanlar artık giderden su içiyordu abi yeter be. Şuradan hemen askerlerimizi hemen birleştireceğim. Bu arada sesim garip geliyorsa kusura bakmayın. Yeni kalktım arkadaşlar. 1603 video yetiştirmeye çalıştırmak için. 11.343, 15.710. Buralardan hemen askerlerimi güzel bir şekilde dağıtacağım. Ve bu arada arkadaşlar bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de ayrıyetten teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar sizlere karşı. Ruslar bizi tokatladı. Ama biz de onları tokatlayacağız. Merak etme yani. Bir önceki serimiz Rusların bizi tokatlamasıyla geçti. Şimdi güzel bir şekilde askerlerimi buradan ilerletirken bakın Asya tarafında ise buralarda askerlerimin olduğunu görüyorsunuz. Hemen askerlerimi buraya yıldıracağım. Şuradan şöyle gitsinler abi. 3957. İnşallah bu Ruslar güçlenmez ya. Bu kadar çok dedim ki abi İtalya Krallığı Ruslar mı dedim. Ruslar bir anda savaş ilan etti bana. Yani anlamadım da. Hemen bakın askerlerimiz eyaletin kaynağı yok diyor ya. Buraya hemen almamız lazım arkadaşlar. Çünkü Ruslar buraya geldi ve bizi buradan itmeye çalıştılar. Hemen şuradan topraklarımı birleştireceğim. Moskova'ya doğru ilerlemeye çalışabilir miyim? Acaba hiçbir fikrim yok ama ilerleyemeyeyim büyük ihtimal. Şuradan güzel bir şekilde askerlerimi ilerletiyorum. Gördüğünüz üzere Ruslar geri adım atacaklar abi. Elbet. Açıklama kısmında bu arada Discord linkimiz var arkadaşlar. Discord'umuza gelerek bizden senaryolar isteyebilir. Dilerseniz de senaryolarınızı yükleyerek bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de tanıtırız en azından. Güzel bir şekilde buradan ilerlerken bu arada kanala katılan arkadaşlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle boşluk tuşuna basacağım. Askerlerimiz gördüğünüz üzere tek şurayı yıkamadık abi. Şurayı alabilseydik iyi olurdu bu arada. Tamam güzel. Şimdi evet eyaletin kaynağı artık var gördüğünüz üzere. Eyaletin kaynağı da olmuş durumda. Bu arada yapmamı istediğiniz seriler varsa yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de ona göre istek ve şeyine göre ben de senaryoyu çekerim. Bilginiz olsun. Zaten bu sıralar senaryo tanıtım gelecek arkadaşlar bir sürü kanala. Hatta Avrupa Birliği senaryosunu da size tanıtacağım. Merak etmeyin yakın zamanda kanalda olacak. Komünist Azerbaycan hakkında soru soranlar var. Onlar da o da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi 5548, 5364 şuradan hemen şu tarafları alalım. Biliyorsunuz ki burada Azerbaycan'ın toprakları da var. Azerbaycan topraklarını hemen kurtaralım arkadaşlar. Şuradan. Bu arada henüz kanala abone değilseniz de kesin olarak abone olmayı, henüz videolarımı beğenmediyseniz de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Güzel bir şekilde 6000'e doğru gidiyoruz. 6000'de büyük bir çekilişimiz var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi şuradaki hareket puanımı kullanmayı unuttum çünkü fazladan boşluk tuşuna bastım arkadaşlar. Ama güzel bir şekilde buraları da ittirmeyi başardık gördüğünüz üzere. Şimdi Rus İmparator inşallah geri adım atar diyeceğim de bu adam pişman olmaz ya. Yani zaten senaryonun ismi 93 Harbi olduğu için bu adam bize kesin savaş edecek. Siz yorumlarda şey yazmışsınız abi ticaret elebet ya da topraklara vasal kur. Bir arkadaş da şey yazmış abi vasal kuru falan ya da ticaret telepet dediğince oyunun bir zevki kalmıyor yazmış. Ben de tamam dedim. Ben de sınırlarına hemen güzel şekilde askerlerimi dizip daha sonrasında ise savaşlarımı ilan ettim gördüğünüz üzere. Bizde geri adım yok arkadaşlar. Vasal devlet de kurmayacağız. Biz sadece toprak isteyeceğiz bu adamla. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun daimi için şu askerlerimizi hemen buraya ilerleteceğim. Yılımız 1908 bu arada gördüğünüz üzere. Yani ben biliyorsunuz ki 2 bölüm önce Atatürk'ün gelişi adlı bir video yapmıştım. Yani Atatürk neden, ne alaka, ne için geldi diye yazmışsınız. Yıldan ötürü yazdım arkadaşlar haberiniz olsun. 6132, 2628 doğru yönlendirdik. Daha sonra 6250 de buraya yollayacağım arkadaşlar. Şimdi Asya tarafında nasıl oynamalıyız, neler yapmalıyız? İlk önce Bakü'ye bir tane 3266'lık ordu yolluyorum. 45.000, bak abi hepsinin sırasına göre şu şekilde. Bak burada bir yanlışlık yaptık mesela ama burayı kurtarırız bence diye düşünüyorum. Zaten burada Ruslar
Arada kaldı abi. Paket yedim yemişler gibi bir şey oldu. 11.000, 14.887. Hemen şuralara atalım. Arkadaşlar bu arada nasıl desem şehir kurma oyundan ötürü başka Hearts of Iron 4 multiplayer de gelecek kanala. Ben açıklama kısmına Instagram linkimi bırakacağım. Instagram'da her akşam sizin sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışıyorum hikayemde arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz bu arada. Yani Instagram'ın hesabını da takip etmediyseniz henüz takip edebilirsiniz arkadaşlar. 176, 786, 1934. Şuradaki 20.000 askerimi hiç kullanamıyorum. Askerlerimi kullanmak istiyorum abi ben. 1844 güzel. Şimdi bütün askerlerimizin hepsini yönlendirmesini yaptım. Tek şu 14.000 şunları da öylesine bir yönlendirelim. Tüm askerlerimin yönlendirmesini yaptım. Şu şekilde bir yönlendirelim. Evet şuraları aldılar gördüğünüz üzere. Bu arada bizim ekonomi ve nüfusumuz düzeldi mi onlara bakmamız lazım. Çünkü benim topraklarımı hep işgal etmişti arkadaşlar biliyorsunuz. Hatta ben video öyle bir veda etmiştim ki sanki bir hükümdar değil de bir halktan insan gibiydim abi. Güzel. Şimdi Bakü'yü alamadık. Bakü'de büyük bir ihtimal çok yüksek asker olduğu için şöyle bakalım. 25.761'lik askeri nüfus var arkadaşlar. Yani halk var. Halktan ötürü alamadık. Halk savundu büyük ihtimal. Güzel abicim. Güzel. Sen buralardan abi elimi boşluktan yavaş sakince basmaya çalışıyorum. Böyle birden basınca sanki kuşatılacakmış gibi hissediyorum. Tamam şurayı aldılar. 20.733'lük ordum var zaten. Ben orayı rahat bir şekilde alacağım diye biliyorum arkadaşlar. Şimdi 20.000 askerimi şu şekilde dağıtacağım. 13.505. Kırım'ı alalım abi ya. Ya siz yorumlarda yazmış abi Kırım'daki bir toprak senin değil haberin olsun yazmışsınız. Tamam abicim. Orayı da alalım hemen. 21.900 şuradan güzel. Rus savaşı bayağı uzun sürecek. Sanki 93 harbinin yeniden anımsıyor hatırlıyormuş gibiyiz arkadaşlar. Bu arada güzel şuraları hemen birleştiriyorum. 5.516. Abi Rusları yıkarsak bir bayrak asmanızı isteyeceğim arkadaşlar yorumlara. Yani böyle asın bayrakları tamam mı kardeşim? Hiç geri adım atmayın. Hatta öyle bir bayrak asın ki herkes onu da beğensin abi tamam mı? Hadi bakalım. 1844 hemen şuradan askerlerimizi ilerletirken. Abi pardon kelimeyi birleştiremedim. 1603. 5766. Güzel. 22.000 askerimi bak geride unutmuşum. Böyle bir saçmalık olamaz. 18.902. Moskova'ya bakalım ilerle. Moskova'ya bakın neler falan kurmuş görüyor musunuz? İkmal kampı falan her şeyini kurmuş. Gel bakalım gel. 85.962. Ya bizim de yaptığımız senaryolar falan var. Kesin olarak bizim de paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de onları her pazar veya senaryo güzelse pazartesi günleri tanıtmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. 8.191'i de hemen yolladıktan sonra 573'te buraya atacağım. Evet Ruslar Savaşı'nı güzel bir şekilde galip geliyoruz sanırsam ama bazı yerlerde oyun bozuluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere yani oraları kazanıyor. Bozuluyordan ötürüm kazanıyor abi. Güzel buraları hemen alıyoruz. Gayet güzel bir şekilde alıyoruz hatta. Evet Rusların Bakü tarafında Azerbaycan topraklarından artık geri çekildiğini siz de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ben bu arada mallara yüklenmeye çalıştım. 11.511.000'lik bir nüfusum varken 1.708.000'lik ise bir ekonomim olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yunanistan'ı al demiştiniz arkadaşlar. Ben Yunanistan'ı aldım bu arada. Yani büyük ihtimal videonun sonuna kadar izlememişsiniz. Yalnız izlemenizi tavsiye ederim. Güzel. Şuraları hemen alacağım. Tamam. Gayet güzel. Bak buralar bizim. Evet Ruslarcığım. Görüşürüz. Yani Rus seni. Alexander abi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu Ruslar bize savaş ilan ettiği için. Büyük ihtimal ben bu adamlara karşı hareket puanım yeter mi yetmez mi? Şöyle bakmak istiyorum. %26'lık bir kısmını tamamlamışım arkadaşlar. Ruslar gördüğünüz üzere %26'lık savunmaları rehineymiş. Yani savunanlar onlar mı? Saldırganlar o. Saldırgan o. Savunan biziz. Ama biz şu an saldırgan konumuna geçtik. 180.000 kayıp verirken ben 182.000 kayıp vermişim. Ben bu arada Hearts of Iron 4 olsun, Avrupa Üniversitesi olsun hepsinde çok fazla kayıp veriyorum abi. Neden acaba? Rus İmparatorluğu'na şöyle basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hareket puanım yetmeyeceğini zaten size söylemiştim. Çünkü saldırganın biz olmamız gerekiyor arkadaşlar. Savunanın değil. Saldırganın biz olmamız gerekiyordu. O yüzden topraklarını tam alamıyorum gördüğünüz üzere. Tamam şimdi kardeşim. Ben buraları istiyorum. Çünkü bayrakları asmamız lazım. Ama büyük ihtimal şöyle abi şuraları birleştir. Zaten buralar benim topraklarım değil. Şöyle abi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yıldızları çekelim. Bak 43 tane yıldızım var. 8, 4, 3, 3, 4, 4. 14 yıldız kaldı. Siz demiştiniz ki Kırım'ın tam Karadeniz tam sende değil. Hemen buraları da alalım. 7. Yıldızlarımızı çok güzel kullanmamız lazım arkadaşlar. Keşke varsa bende olsaydı ama varsa bende olmayacak büyük ihtimal. O yüzden şuralarda almam gereken değerli bir toprak var mı? Yok. Peki. Şuralardan değerli bir toprak var mı? 4 4 4. 7 tane yıldızım var. Tamam. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? 4 şurayı alabiliriz.
Busco. 3 tane 3 yıldızımız kaldı. Onu da şuradan tamam, onu da şuradan alabiliriz abi. 1 2 orayı alamayız. Tamam. Şurayı alalım abi. Güzel, talepleri gönder diyorum. Bu adam zaten bir ihtimal benle barış yapacaktır arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere barışımızı yaptık. Şu an Karadeniz ve bizde. Azerbaycan toprakları da bizde arkadaşlar. Yani her şeyimiz şu an olması gerektiği konumuna geldi. Bir yorumlar artık çullanın abi. Türk bayrakları nasılsın? Osmanlı bayrakları nasılsın abi? Zaten pek bir farkı yok ama olsun, asın abi. 2384. Hemen askerlerimizi toplayacağım arkadaşlar. Askerlerimizi topladıktan sonra, ve bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa onlara da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala katılan arkadaşlara da yine ayrıyetten teşekkürlerimi iletiyorum. Abi pü. İletiyorum ya. Allah belamı vermesin benim. Kelimeyi de birleştiremedik. Bir de hükümdar olacağız. 30.369. Sen şuraya asker birleştir. 36.000. 34.000. Şuradan 2000, şöyle abi tüm askerlerimi topluyorum ya. Gel abi, gel 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 gel. 22.972. Şu an ekonomimiz ve nüfusumuz düzelmiştir diye düşüneceğim arkadaşlar. 96.544'lük askerim hemen buraya birleştireceğim. 27.000'liydi buraya abi. Evet arkadaşlar, Rusları bir kez daha yıkmayı başardık. Yalnız bu sefer biz savunan taraftık. O yüzden ötürü yani fazla toprak alamadık. Yalnız bir dahaki savaş ilan etkisinde Rusları tam yıkacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü onlar bana değil, ben onlara ilan edeceğim. Şöyle Rus, Amerika Birleşik Devletleri de bana sürekli barış oluyor. Yani Amerika, sen de yaptın, ayıp ya. Talepleri gönder bakayım be. Tamam, Amerika ile de barış yaptık. Amerika ya, yap harbiden ayıp. Toprak asker çıkartıyorsun. Evet, benim mallar bu arada çok büyük zarara girmiş arkadaşlar. Hemen 126 bin günlük gelirimize geçelim. Şurayı şöyle bir kapatacağım. Şuradan teknoloji puanlarını. Oğlum buraları hep fullemişiz lan. Güzel. Güzel güzel. Buraları fullememiz iyi olmuş. Şimdi arkadaşlar, askeri nüfus sayımıza bakacak olursak, personel sayımız ise 489 bin. Yani ben Ruslara savaşa girmeden önce 508 bindi. Bayağı bir kayıp vermişiz abi. Haberiniz olsun. Evet, buraların bizim olduğuna dair kanıt, asimilasyonlarımızı tam yapıyoruz. 11 tane eyalet kaldı. Hemen şuraları da tamamlayalım. Şöyle güzel bir şekilde birleştirdikten sonra artık İtalya Krallığı Savaşı'na başlayabilirim. Çünkü İtalya Krallığı arkadaşlar, gördüğünüz üzere Viyana, yani onlar da, onları yıkmamız lazım. Şuralardan hemen askerlerimizi abi, hatta ne yapalım biliyor musunuz? T yapacağım. Belgrad'a gel, böyle gidelim abi. Tamam, 217 binlik ordumu buraya çektim. Bayağı büyük bir ordum var. 52 bin. Abi o da değil de şuraya asker çekebilirsin. İtalya Krallığı Savaşı'nı büyük bir ihtimal kazanacağım ama, çünkü İtalya zaten güçsüz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kendini ne kadar güçlendirse de yani abi, devletin sahibi güçsüz. 26 bin, güzel. Askerlerimizi güzel bir şekilde dağıttık. Yalnız şuradaki bir kısım askeri tam dağıtamamışım. Onları da hemen dağıtalım. Hemen askerlerimi dağıtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1011, 2022, güzel. 2000 şöyle abi birleştir. Tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, zaten buralar bir asimilasyon toprağı olduğu için, buraları zaten daha asimilasyon bile edemediği için işgal toprakları gözüküyor. O yüzden buralara fazla ordu basmaya bile gerek yok. Benim hedefim Viyana. Viyana'yı aldıktan sonra artık büyük ihtimal serimizi noktalır diye düşüneceğim. 2356, 1261. Tamam, askerlerimize hemen basıyorum. Savaşımı ilan ediyorum arkadaşlar. Şuradan hemen şu araştırmayı açalım yeniden. Belki olur da fulleriz arkadaşlar. Ne bilirsiniz? 9.379. Sen şuraya geç. Sen buraya 27.000. Aa bak, şurayı almayı unuttuk ya. Neyse, şuradan bir asker alırız artık. Askerlerimizi birleştiriyorum. Oğlum burası Fransız toprağı. Burada da benim askerlerim vardı. Tüh. Şuradan hemen askerler basalım. Fransa'dan da toprak almıştık hatırlıyorsanız arkadaşlar. Şöyle bir birleştir. Şöyle buraları al. Sen buraya geç. Sen de buraya. Şimdi arkadaşlar, buradaki devlet, İtalya Krallığı'nın ekonomisine şöyle bakmadık bu arada. 2.811 binlik bir nüfusu varken 750 binlik bir ekonomisi var. Yani biz ondan kat ve kat üstünüz, merak etmeyin. Yani bu savaşı kesin ama kesin kazanacağız arkadaşlar. Buralarda savaşmaya gerek yok. Çünkü buralar zaten bir Avusturya Macaristan ya da Alman İmparatorluğu toprağı olduğu için arkadaşlar, buralarda savaşmaya gerek yok diye düşüneceğim. Çünkü buralarda zaten bir işgal abi oralar. İşgal alırsan gerçek devletine kalır. O yüzden buralardan hemen ilerliyorum. Bak. Güzel, güzel, gayet güzel abi. Bu arada ses falan geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. 2605. Viyana burada. Viyana'yı hemen alalım. Benim toprakları birleştirmem lazım. Yani İtalyacığım kusura bakmayın ama Balkanlar ve Viyana benimdir.
Kusura bakma abicim. Sen şimdi şuraları ben birleştireceğim. 26.915'lik askerimi hemen birleştiriyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya şöyle dağıtacağım. 3.819'luk askerim var. Buralarda zaten savaşmaya gerek yok. İtalya Kralı şu an ne olduğunu anlamadığı için topraklarını savunamıyor gördüğünüz üzere. Güzel, gayet güzel abi. Sen buraya, sen buraya. Güzel. Şuraları birleştir. Az önce boşluk geçmeme rağmen adam hiçbir hareket yapmadı. Yani acaba İlhanlıları hani Kuruluş Osmanlı ya da Diriliş Artus senaryomuzda İlhanlıları beleşe yıkmıştık ya arkadaşlar. Aynı onun gibi bir şey mi olacak diye düşünecektim ki. Küçük bir savunma geldi oradan. Peki. Şimdi şurayı şöyle birleştir. 14.237, 14.944. Sen şuraya geçiyorsun. Tamam. Arkadaşlar buraları güzel bir şekilde birleştireceğim. Şu İtalya'nın gelen şuradaki askerlerini hemen bir savunalım. Sen buraya geç. Sen şuradan bir asker bas. Evet, İtalya sonunda karşılık vermeye başladı. Yalnız arkadaşlar hiçbir çözüm değil karşılık vermesi. Çünkü ben zaten onu yıkacağım. Evet, sen şuraya geçiyorsun. Tamam, sen buraya, sen buraya, sen de buraya. Arkadaşlar buraları güzel bir şekilde dağıtıyorum. Askerlerimiz güzel bir şekilde dağılırken ben şuradaki bana gelen bir çıkarmayı hemen önleyelim. Burayı unutmadık lan. Sen şuraya gel. Tamam, gayet güzel. Tamam, oralarda hallettik gördüğünüz üzere. Ben de hedefim Roma'ya kadar gitmek değil zaten. 189'luk bir toprak çıkıntım varken vasallaştırma talep etmeye sahip değilim bu arada hala. Tamam arkadaşlar. 4-4 şuraları hemen alalım. Güzel. İtalya kralıyla da savaşımızı güzel bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu artık resmi olarak bir gerçek topraklarına ulaştı. Sadece Fransa tarafına ulaşamadı arkadaşlar. Onu da zaten siz kendiniz yaparsınız. Bir sonraki bölüm serilerimizde, bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Serilere verdiğiniz desteklerden ötürü ve aşağıdan yorumlarda verdiğiniz tartışmalardan ötürü arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diplomasimizde şöyle göstermiyordum bu arada. 1.706.000'lik ekonomimiz varken 12.861'lik ise bir nüfusumuz var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. You can't fall asleep when you're counting stars.